nasılsınız? Hoş geldiniz. Beni çok duygulandırdınız. Teşekkür ediyorum. Aklımızı verelim. Hoş bulduk. Tamam, aynı bizler. Evveli oldu. Ailesi olarak sırtımıza taşıyın. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepinizin yanaklarından öpüyorum. Kestebe Camiası. Kestebe Camiası çok iyi bir kulüp. Oğlum ve ben Evveli oldu ailesi olarak 17 sene hizmetim var. Geçenlerden Nevzat'a dedim ki, Nevzat dedi sen mi cezbeci dedin? Oturun. Hoş geldiniz. Çok duygulandım. Köstebe Camiası'nı çok seviyorum. Ben kendim esasında altın orada büyüdüm ama Köstebe Camiası'na daha çok hizmet ediyorum. Gerek futbolculuk, gerek antrenörlük. Oğlum 9 sene top oynadım, 2 sene de hocalıyım. Ben 1 sene top oynadım. İhtiyarlarımda Gürsel abi bırakacaktım. Beni aldılar. Galatasaray'a yendik burada, Metin Oğuz tecrübeyle başında. Beni İzmir Spor'dan Turgay Meto'yu, Altay'dan Ayfer'i taktiğe aldı. Ve çok iyi bir oyundan sonra yendik. Köstüme de hatırlarım çok. İlk antrenör olduğum zaman 805 kişi vardı. 81 sayısı karşıya kadar şanslı olduğum sene. Birinci lige çıktığımız kadro işte Erkan amca. Umutlar'da Balıkesir maçı orada. Efsane maçı var. O hani o 81 kişilik maçtan sonraki şampiyon oldunuz değil mi? Tabii, tabii. Bütün Göztepe'deki hasılat rekorları hep bana denk gelmiştir. Yani ben yaptım demiyorum tabii. Bütün arkadaşlarımızla beraber. Nasip olmak çok iyi misiniz? Bana nasip oldu. 804 kişiyle başladığımız maçı 81.600 kişiyle kapattık. Biletli bu. Biletsiz 100.000 kişi. Dünya rekoru için. Burada ikinci sene birinci çıktığımız senede ben çalışıyordum. Ertesinde ben çalışıyordum. Fenerbahçe maçı 67.800 kişi hala Türkiye'de birinci ligde 67.800 olmadı. Göztepe Fenerbahçe maçı. Göztepe camiasında iftar ediyorum. Sizlerle iftar ediyorum. Hepinizin gözlerine yanaklarını öpüyorum. Bir acem bahçesi ki bir seccade dolduran havzı ateşten vade. Ne kadar neşeli miyiz, gavlı mıyız belli değil. Akşam vakti bakışlarımız benzeyecek inşallah eski güzel günlere. Yani şimdi daha sezon ara verdik de bir de maça getirelim seni. Getirelim. Bir de maça getirelim seni. Ben hiç maçı kaçırmadım ama. Bir dahaki maça. 7-8 aydır hastayım. Hiçbir şeyim yokken hasta oldum. Bülent Özkul'un öldüğü gün hemen ilk bana haber verdi. Reynak Sabahri. Dedi ki babasının üstüne gömülecek. Sen oradaki şeyi mezarlıklarını iyi biliyorsun. Annem orada hanım rahmet diye. Onunla hep gidiyordum oraya. Oradaki adamlar hepsi beni şuralara bakıyordu. Tanıyorlar. Ne demek dedim ya? Sabah saat 7.30'da gittim taksiye gittim. Girişte karşıdan karşıya geçemedim taksiye bir Köstebe sahasına gelmek için taksi durdurdum. Bir teyze vardı. Eşref Paşa'ya gelecekmiş. Eşref Paşa. Ben vereceğim onun parasını. Dedim o sahasına da götürürüm dedim. Ben verdim parasını. O günden sonra yürüyemedim inanır mısın? Üzüldüm. Neden? Ben ilk antrenörümüne onun babası Zeki Özkul Salih'le başladım. 74 senesinde ilk antrenörüm. Beni çok severlerdi onlar. Ailece burada otururlardı şu. Bülent benim bir oğlum. Biz az değil dedik. Genç gibi bizi görürsün ama 74 yaşına girdim. Maşallah. Allah razı olsun. Allah uzun ömür versin. Hadi de. Nevzat da bile büyük bir yaş. Nevzat Hoca da maçtaymış baba. Handball maçından geliyorlar. Hocam demiş işte siz de gel falan. Dedi her dakika beraberiz işte ben gelirim gene hep beraber oluruz falan. Alo. Sayın Başkanım Erkan Hoca ben Erkan Velioğlu.
Yanaklarınızdan öpüyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben biraz bir rahatsızlık geçirdim. 5-6 aydır yatıyordum böyle. Şimdi çocuklar çocuklar geldi. Güzel bir... Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Köstebe, ben sizi... Sağ ol, ben de sizi seviyorum ve tanıyordum ben sizi. Göztepe'nin başına gelmeniz bizim için büyük bir şanstır. Sizi tebrik ediyorum. İnşallah. Ama bu böyle oldu, öyle oldu diye şey yapmamak lazım. Taraftarlarımız şu anda yanımda benim hepsi. Tabii taraftarlarımız yanımızda. Onlar da daha akıllı uslu davranacaklar inşallah. Ve bu sene çıkacağız. Bak ben Bandırma'da çalıştım bir sene. Bandırma bu işi götürmez. Götüremez, götürecek pozisyonu yok. Biz maçları kazanmaya devam edelim. Tamam mı? Yakalarız onları. İnanın. Ben çünkü onların halet üyesini biliyorum ve çıkmak istemezler. Yani bırakırlar yani, işi götüremezler. Tamam mı? Ben İnegöl'den daha çok korkarım mesela. Bandırma'dan korkmam. İnşallah. Biraz daha bir sence geleceğim. Yanaklarınızdan öpüyorum. Tebrik ediyorum Büyük Göztepe sevgilisi olarak. Hepinizin yanaklarını öpüyorum. Bütün idareti arkadaşlarına selamlar, saygılar sunuyorum. Bir dakika. Çok sağ olun efendim. Size sağ olun. İyi akşamlar. Sen de gözlerinde olur var ya. Biz her zaman ayağınıza sağlık. Direkt şey içelim.